günler değerli Balıkesir Haber TV takipçileri. Sizlere bugün atlı okçuluk sporuna gönül vermiş Enis Yurdakök'ün otağından sesleniyoruz. Evet, yanımızda Enis Yurdakök var. Genel yayın yönetmenimiz Ramazan Karaca ve Enis Yurdakök'ün 50 yıllık kadim dostu Gürol Fıçı var. Evet Enis Bey, atlı okçuluk sporuyla ilgili öncelikle sizden bir bilgi alabilir miyiz? Evet, merhaba, hoş geldiniz. Obamıza sefa getirdiniz. Ben Enis Yurdakök, Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanıyım. Ayrıca sporcuyum, kendim yarışmalara katılıyorum. Artı dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilere atlı okçuluk, Türk atlı okçuluk sporunu öğretiyorum. Biz bugün sizin iştigal alanlarınızı, neler yaptığınızı hem görüntüleyelim hem de sohbet edelim diye geldik. Şimdi birincisi, nasıl, nereden merak sardınız siz bu işe? Ben evet, çok eski yıllara dayanan bir geçmişten tanışıklığımız olduğu için ben işte eskiden boksör bilirim. O işte jimnastiği falan biliyoruz. Bu atlı okçuluk ne zaman size böyle sirayet etti, heveslendiniz daha doğrusu? Evet, güzel bir soru. Birçok insanın merak ettiği bir konu. Evet. Ben ilk defa ata 56 yaşında bindim. Şu anda 65 yaşındayım. Dünyada uluslararası yarışmalara katılan sanırım en yaşlı atlı okçuyum. Amerika'da var 70 yaşının üzerinde atlı okçuluk yapan erkek sporcular gördüm. Hatta geçen yıl beraber de yarıştık. Ama onlar sadece lokal yarışmalara katılıyorlar. Uluslararası yarışmalara katılmıyorlar. O yüzden ben uluslararası arenada bu spora yaptığım için diyorum ki en büyük ya da en yaşlı, 65 yaşındayım bugün, yarışmalara katılıyorum. Amacım Türk atlı okçuluğunu dünyaya yaymak, gençlere bunu aşılamak, geleceğe bunu işe aktarmak. Tek amacım bu. O yüzden fabrikamı kapattım. Tamamen atlarla iç içeyim. Gençlere atlı okçuluk sporunu ve geleneksel Türk okçuluğu sporunu öğretmeye çalışıyorum. Tek amacım bu. Evet. Peki Türk atlı okçuluğu şu anda ne aşamada? Bu konuda sizden bilgi alsak. Evet. Türk atlı okçuluğu 2008-2009 yıllarında ilk defa başladı. 200 yıl uyuyan bir spor. 2008-2009'dan sonra birkaç arkadaşımız tarafından tekrar başlanıldı. Bana da 2013-2014'te nasip oldu bu spora başlamak. 2015'te ilk yarışmalara katıldım. Türkiye şu anda dünyada iyi bir noktada, iyi bir yerde. Birçok arkadaşımız birçok ülkede, yurt dışındaki yapılan yarışmalarda iyi dereceler alıyorlar. Ben de zaman zaman birçok yarışmalarda iyi dereceler aldım. Hatta nasip olursa yarın Güney Afrika'ya gidiyorum. Dünya şampiyonluğu eleme müsabakaları var. Ben de o müsabakada yarışacağım. Sanırım 21 ülke yarışacağız. Güzel bir deneyim olacak benim için de. Güney Afrika bir aile uzak. Ne alaka değil mi? Güney Afrika'da atlı okçuluk sporu ama orada başlamışlar. Kanada'da var. İşte biliyorsunuz birkaç hafta önce ben Malezya ve Endonezya'dan geldim. Endonezya'da. Peki statüleriniz uyuyor mu? Yani sizin orada bineceğiniz atlar, nasıl kullanacağınız oklar, yaylar nedir? Onlar uyuyor mu? Uyuşuyor mu yani? Şimdi biz Türkiye'den çıkıp yurt dışında bir müsabakaya katılıyorsak önce bir spor maça gerideyiz. Başlıyoruz. Niçin? At bizim atımız değil. Birincisi. Yani oraya yani bir hafta 15 gün önceden gidip masraf yapmanız gerekiyor. O atlara alışabilmeniz için, o sisteme alışabilmeniz için. Ama Allah aşkına biz onu da yavaş yavaş açtık. Birinci handikap o. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü at bizim kullandığımız atlar stabil, hızlı koşan ama stabil atlar. Oraya bir gidiyorsun, yavaş koşuyor, çok sarsıyor. Biz alışmadık o tür atlara binmeye. Yavaş koşan atlara binmeye alışmadık. Mesela en son ben Endonezya'da yarıştım geçen ay. Küçücük at, yani 300 kiloluk at, ben 100 kilo geliyorum. Ama müthiş hızlı koşan bir at, çok agresif atlar. Biz ona alışınca kadar müsabaka bitiyor zaten. Ama yine iyiyiz, dünyada birçok sıralamada iyiyiz. Ben mesela Endonezya'da 5. oldum. Yani 2018'de Endonezya'da yine overall şampiyon olmuştum. 2021 yılında Amerika'da ikinci oldum büyük bir müsabakada.
Altın Ok müsabakası vardı Balıkesir'de, dünyanın en büyük yarışmalarından birinde. Onda yarıştım, orada ikinci oldum. Birçok aktivitelerde bulunuyoruz. Yani evet. Birçok ülkesinde yarışmalar. Kırgızistan'daydım bundan 3 ay önce. Orada bir yarışmaya katıldım. 7. oldum. 56 kişi vardı. İyi, benim için iyi, güzel bir sıralama bunlar. Tabii yaş itibariyle yani şurada 3-5 sene daha bindikten sonra pek yani bu işin biraz yaşla da alakası var. Ben de bugün mesela canım, yıllar sonra bindim ata, binerken bile zorlandık yani kilolar evet. Yani artık o insanlardaki elastikiyet azalıyor. Vücut refleksleri azalıyor. Adelelerimiz ama küçülüyor. Sizin başka bir misyonunuz var. Mesela Balıkesir'de, Balıkesir civarında da bu işin hocalığını da yapmaya çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz. Evet. Bunlardan evet. da biraz bahsedelim değil mi Fatih kardeşim? Tabii. Evet. Ben uluslararası arenada bu işi öğretmeye çalışıyorum. Allah'a şükür güzel bir şekilde öğrendik. Büyük mücadele verdim. Ben birçok yerimi kırdım. Arkadaşlarım beni iyi tanırlar. Kaç kaza geçirdiniz? Ben 12 yerimi kırdım. 12. Bu yeni hatta binecek olan arkadaşlar ürküyor ama lütfen ürkmesinler. Atlı okçuluğu, at sporunu, ata biniş sporunu iyi bir şekilde önce öğrensinler. Benim hiçbir hocam olmadı. Ben ata bine bine, düşe kalka öğrendim. Bir yanlış, yanlış bir sistem. Siz çok geç binmişsiniz. Tabii canım ilk defa ata 56 yaşında. Biz çocukluğumuzda delikanlımda falan bindik yani. Ben hiç binmedim. Ben boks sporuyla uğraştım. Balıkesir ilk milli takıma çağrılanlardan biriyim. Evet. Gruplar ve bölge arası Türkiye şampiyonu olmuştum 1983'te. Peki burada bir araya girelim mi Fatih müsaadenle? Evet, burada o günlerden arkadaşı Gürol Fıçı var. Nasıl bir boksördü Enis Yurdakül? İşte yıllar önce Enis'in babası Fahri Bey Rönes servisinde müdürdü. Ben de yaz tatillerinde, okul tatilleri boşluğunda tesadüfen oraya işe başladım yani. İş arıyordum. Babalarımız arkadaştı zaten. Babalar da arkadaştı. O da vardı. Babam beni oraya götürmüştü. Doğru yani. Sonra işte orada biz enişte böyle şey yapıyorduk. O yani artık karşılıklı hareket mi çekiyordu? Çocukluk şeyi. Birbirimize şey yapıyorduk işte. Boş zamanlarımızda. O arada Fahri Bey ben solak olduğum için solaklardan iyi boksör olur. Senden iyi boksör olur falan dedi. Yani hareketlerimi gördü. Enis de tabii öyle. Ondan sonra biz spora başladık. İlk orada Renault servisinde başladık. Ama Enis Yurdakök kalıyor, bırakıyor gibi. Sonra sen askerde biraz bu işi ilerletiyorsun. Şimdi, ondan bahsedelim biraz. Babası Enis'i çünkü siyasi olaylar o dönemde çok tehlikeli günler vardı. 12 Eylül öncesi. Biz evet. de çok ateşliydik. Ateşli olduğumuz evet. için Enis'in babası Enis'i gönderdi. Peki sen askerde devam ediyorsun. Ben askere gitmeden önce buradan Enis'in babası bölgeyi pek bölgeyle arası da iyi değildi. Bölgeye gelmiyordu. Hayır. Ben bölgede neydi hocamızın ismi? Mustafa Çekdemir. Babamın talebesiydi rahmetli. Allah rahmet eylesin. Mustafa Çekdemir'le ben devam ettim. Gruplara gittim. Gruplarda şampiyon oldum. Gruplarda şampiyon olunca gençler Türkiye şampiyonasına Kayseri'ye çağırdım. Orada final oynadım. Orada final oynayıp geldikten sonra da askere davet edildiğim için askerde de beni Ankara Karagücü özel davetle aldı. Orada şampiyonluklar var mı? 2 sene Kara Kuvvetleri şampiyonu, 2 sene Silahlı Kuvvetleri şampiyonu olarak. Tamam. Sonra? Ondan sonra Ferdi Türkiye şampiyonu oldum. Sonra Balkan şampiyonasına gittim. Orada da yarı final oynadım. 3. oldum. Evet. Ondan sonra devam etti bu. Ama şimdi sonra bir kesişme var yine. Evet. Jokeylik yapıyor. Kısa bir dönem. O nasıl? Jokeylik de şöyle. Jokeylik hazırlanıyor. Ben Fenerbahçe'ye transfer yaptım askerden sonra. Boksör olarak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Oranın da yönetiminde Temel abi. Şimdi rahmetli olmuş mudur, yaşıyor mudur bilemem. Çok yaşlı bir adam vardı. Bana senden çok güzel jokey olur dedi. Onun da Tobruk, Fatih Yiğidi, aklımda kalanlar yani. Atları. 3 tane atı vardı. Ama o zaman böyle apranti okulu falan filan öyle bir şeyler yok yani. Sadece ağırlarda var. Beni götürdü. Sabahın 3.30'u 4'ü biz Beylefendi yollarındaydık. Ondan sonra oraya gittik. Tobruk'u getirdiler. Tobruk biraz yaşlıydı. Sakin bir attı. Ben boyluydu ama boylu postlu bir attı. İngiliz atları o zaman tabii. Ondan sonra
Beni attılar şeyin üstüne. Ben de dedim çıkın bir koşayım mı dedim. Dediler düşersin düşersin. Yok dedim biz köylü çocuğuz düşmeyiz dedim. Bir çıktım arkadan bakıyorlar. Bu kene gibi yapıştı bundan jokey olur demişler yani. Demişler ilk binişinde. Evet. İlk peki tabii. Ama şöyle jokeyler tabii kısa boy ve kilo az. Evet. Boy kaç kilo kaç o zaman? O zaman ben 1.66 diyeyim. Evet boy kiloda. Boy 1.66 kiloda 51 kiloyu geçiyor. 51 kilo. Jokeylerde zaten tamam, 48 kilo. 48'li evet. 48 kiloluklar da var canım. Ben milli maçlarda 48'e düşüyordum. Evet. Yurt içi maçlarında 51. Yani dostluk arkadaşlık o zamanlar da evet, var. Çok evet. Eski babalar enişte, arkadaş olması evet, zaten. Evet. Bir de enişte kontağımız gitse de yurt dışına hiç kesilmedi yani. Evet. Her zaman bir görüştük, haberleştik. Şeyler oldu. Geldiği zamanlar falan buluştuk yani. Peki siz şu anda yurt dışında ikamet? Evet. Zaman zaman mı Balıkesir? Tamam. Geliyorum. Gidelim, izine gelip gidiyorum. Evet. Aşağı yukarı 88'de 86'da boksu stop yaptım. Ondan sonra 2 sene kurslara gittim. Antrenör diplomam var. Türk antrenör diplomam. Ama sizin gibi insanların mesela yani burada Balıkesir'de o falan böyle hocalık yapmış olması çok iyi olurdu da ondan ifade etmek istedim. Şimdi üzülerek bu konuyu söyleyeyim. Şikayet gibi olmasın da yani şimdi. Bu saatten sonra zaten geri çekemezsin. Balıkesir bana sahip çıkmadı. O zamanlar. O zamanlar. Çıkılmadık. Amatör spor. Zaten Balıkesir'de boksta senin aldığın derecelerin üzerinde bir derece alan başka boksör yok. Enişte ikimiz biz daha egale edilmedik. Tamam. Birol'un da var Birol değil mi? Da var. Birol'un neyi var? Türkiye şampiyonluğu mu? Türkiye ikinciliği var. Evet. Peki. Evet Fatih kardeşim. Balıkesir'de peki şu anda atlı okçuluk sporu ne durumda? Gerekli ilgi veriliyor mu? Bu konuda neler? İlgi evet. Gösteriliyor mu? Doğru. Balıkesir bir zamanlar yani birkaç sene öncesine kadar pandemiden öncesine kadar Türkiye'deki Türkiye şampiyonluğu müsabakalarının ilk 10'unun 5'i Balıkesir'den çıkıyordu. Yani 20-25 kişi Balıkesir'den sporcu gidiyordu Türkiye şampiyonluğuna. Ama son dönemlerde son birkaç senedir pandemiden bu yana biraz duruldu. Yine bazı kulüpteki arkadaşlarımız diğer kulüpteki arkadaşlarımızda derece alanlar var. Geçen sene yapılan 2022'de yapılan müsabakalarda güzel derece aldı arkadaşlarımız ama destek diye soruyorsanız destek biraz pek yok Balıkesir'de. Biz masraflarımızı kendimiz yapıyoruz. Masraflı bir spor. Bir at sahibi olacaksınız. At beslemek için bir ahırınız, bir çiftliğiniz olacak. Atla antrenman yapabilmek için bir koşu alanınız olacak. Bu zor bir spor yapıyoruz biz. Artı masraflı. At bakımı, onun masrafları. O yüzden Türkiye'de şu anda tahmin net bilgi yok ama 500 civarında atlokçu sporcusu var. Balıkesir'de sanırım 30 civarında bir sporcu var. İyi bir rakam. Balıkesir için iyi bir rakam. Türkiye'de ortalamaya vursak yine ortalamanın üzerinde bir sporcu sayısı olan bir il Balıkesir. Güzel şampiyonlar da çıkıyor. Ama dediğim gibi pandemide biraz durulduk. İnşallah bu 2023'te tekrar bir güzel bir atılım bekliyoruz. Peki şimdi Fatih yine müsaadenle at olayını konuşalım. 6 tane atınız var. Evet. Nedir bu atlar? Bir taraftan da tabii... Evet, 4 tane Arap atım var. Evet. Bir tane Midilli, çocuklar için bir de 2,5 yaşında tayım var. Evet. Kırma bir tayım var. Bunlar da kırma tayımla Midilli, poni. Çocuklar için, çocuklara eğitim vermek için aldığım atlar. Ama 4 tanesi Arap atı, safkan. Bunlar tamamen atlı okçuluk için hazırlanmış atlar. Evet. Bu... Ok ve yay konusunda da biraz bahsedelim istersen değil mi? Evet ben size kısaca önümde ok ve yaylar var. Yaydan bahsedeyim önce. Görüntü itibariyle, tip itibariyle Türk. Geleneksel Türk yayı tipinde bir yay. Ama günümüz şartlarında bu biraz materyalleri karbon ve fiberden ve ahşap kaplamayla yapılan bir yay. Bu benim kullandığım yay. Bursa'da imal edilen yerli bir yay. Bunun ağırlığı libre olarak bahsediyoruz. 53 libre bir yayım var. 53 libre yayımın ağırlığı hemen hemen 26-27 kilo çekiyorum. Tek çekişte.
Atlı okçuluk yarışmalarında çok hızlı koştuğumuz için biraz sert yaya ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için ben 53 libre yayla okuma atıyorum. Sertliği? Bu sertliği biraz herkesin çekeceği bir şey, bir yay değil. Sert. Serttir. Bunu o hele atın üstünde böyle çekiyorum derken. Tabii tek parmak zor. Çekim yapıyoruz biz bunu. Tabii. Avrupa, bu zihkirle yapıyorsunuz. Zihkirle atışı yaya okçulukta uzun mesafe atışlarında çalışıyorum ama atlı okçulukta kullanmıyorum. Çünkü çok hızlı bir ok çekmeye takılmasın diye alıştırmadım kendimi. Ama öbür türlü de burası bu çok uzun süre atsanız şu elin şurası. Nasır bağlıyor. Şuradan nasır bağlıyor. Dokunursanız görürsünüz tamam. Parmağım burasını. Şuradan. Evet. Zihkir bu. İşte evet. Bu şekilde çevirip oku. Şu bir de oku nasıl tuttuğunu görüyorsun. Bak nereden tutuyor. Ve şuradan tutuyoruz. Evet. Şuradan hatta okla göstereyim. Evet. Oku kirişimize yerleştiriyoruz. Bak. Bu şekilde. Parmağımızla da mandallıyoruz. Şu üç parmağımızı kapatıyoruz. İşaret parmağımızla baş parmağımızı kilitliyoruz. Yani mandallama diyoruz ve okumuzu bu şekilde çekiyoruz. Evet. Yani şimdi mesela filmlerde şeylerde falan böyle şöyle tutup. Onlar çok yumuşak şöyle, antrenman yayları. Şöyle tutup falan değil. Bu zikirin çok büyük rolü var bu tabii işte. Tabii canım 53'lü yani bire evet. Bir yay zikir şöyle. Satmak. Şöyle yaparsan gelir. Yoksa başka türlü gelmez yani. Bir bakabilir miyim? Evet. Ben de deneyeceğim. 53 libre yay. Tam okulu denemeyelim. Şimdi kameramanımız da çok zor bir Allah yay. Korusun. Onu çekmek zor Gürol. Evet. Kulağına ortadan kabzanın ortasından tut. Kabzanın ortasından tut. Ortasından. Tamam. Şimdi 3 parmağınla yayı kulağına kadar çek. Sakın bırakma. Çekeyim mi? Sadece çek ama bırakma. Çek. Kırılacak şimdi dur. Kırılmasın. Bak tamam, nasıl yeter. Zorlan değil mi? Kaç kilo bu çekti senin şu anda? O 27 kilo çekti. Yok benim omuzumda frozum var bende. Evet. 27 kilo mu çekiyor 27 bu? Kilo çekiyorsun. Ay, 27 kilo da bayağı var. Şimdi gelelim şu oka. Evet. Şu normal ok. Bu bizim şu anda Güney Afrika'da yarışmak için özel olarak Adana'daki bir arkadaşım yolladı bana. 8 milimetre 77 santim müsabaka oku. Ucunda ne var? Metal var ucunda, demir var. Bu özel mi yapılıyor metaller şimdi günümüzde? Günümüzde özel evet. Yapıyor. Tabii o zamanında bunlar değil daha kertikli bir uçlar kullanıyorlardı. Çıkarayım derken vücudu tabii, parçalıyor vücudu, evet. Tabii. Bu antrenman oku. Putaya attığımız hedef oku diye geçiyor. Bunu kertiği olmadığı için rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Hmm. Öbür savaş oklarında kertik olduğu için kenarlarında çıkaramazsın. O vücudu yaralar. Diye. Peki bu şunlar tüyler, sonradan yapılan şeyler bunlar. Evet bu orijinal tüy evvelatının aynısı bu. Kas, ama kas, tüy bunlar şey plastik değil. Ne? Bu boyanmış kas tüyü. Evet. Kaz ve hindi tüyü olarak ben şöyle bakınca plastik gibi hayır, geldi bana. Hayır kesinlikle değil. Ama bunlar boyanmış. Boyanmış. Gerçek tüy bunlar. Kaz tüyü. Boyanmış. Buna gez diyoruz. Bu da plastik. Yay okçulukta, geleneksel Türk okçuluğunda Türkiye şampiyonluğu yarışmalarında kesinlikle plastik kullanılmıyor. Kendinden kertikli ahşap bölümler yapılıyor. Bunun malzemesi hangi ağaçtan ahşap bu? Ahşap bu. Ahşap ağaç bu. Normal bildiğimiz ağaç. Cam sedirdir ağaçtan. Gelenekselde ne geleneksel kullanıyorlarmış? Geleneksel. Ahşap. Ağaç mı? Ahşap mı? Evet. Yani Güney Afrika'daki yarışmada %99'u karbon ok kullanacak. Ama ben yine gelenekleri bozmamak için geleneksel karbon okun avantajları vardır herhalde. Var. Ama biz uzak mesafeye ok atmadığımız için fark etmiyor. Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani. Zaten bir taraftan görüntülerde de görecek izleyenler. Evet. O kullandığınız malzemenin kısa süre, kısa mesafeli olduğu için pek rol oynamayacak. En fazla 35 metreden ok atışı var ama o da 35 metre ok atmaya başlıyorsun. 9 metreye düşüyor sonra tekrar uzaklaşıyorsun. Macar stilinde bir atış var. Biz genelde 15 metrede falan ok atmaya başlıyoruz. 15-20 metrede. Hmm. Çünkü bizim alıştığımız atlı okçuluk stili Macar stiline uygun değil. İşte geçen sene başladı Türkiye'de de Macar stiline ok atmaya. Çünkü dünya şampiyonluğunda Macar stili var. O yüzden Türkler de yavaş yavaş arkadaşlarımız da
o Macar stili tarzında ok atmaya başladılar ve onlar da karbon kullanıyorlar. Çünkü daha hafif, daha stabil giden bir oktur karbon. Hedefle ilgili, hedeflerle ilgili, atılan hedeflerle ilgili sorular olabilir ama değil mi Fatih, mesela en uzun, değil mi, en uzun mesafe? Hayır, merak eder misin merak? Geleneksel Türk okçuluğunun en uzun mesafe 847 metre ile toz koparan İskender'de. Evet. Sanırım 16. yüzyılda. Bugüne kadar 847 metre. Evet. Kaç kilo çekerek yapmıştır onu tahmini? 200 librenin üzerindedir. 200 libre. Yani 100 kilo, 125 kilo kesin çekiş vardır. Gücüyle. Onun yayı da ayrıdır o zaman. Tabii canım, yayı çok ayrı. Biz onu kımıldatamayız bile. Onun yayını biz şey yapamayız. Kımıldatamayız yani. Emin olun, kımıldatamayız. Neydi? Kiriş, kinişti. Bunun ismi kiriş, diğer ismi de çile. Çile. Şimdi bu bunlar neyden yapılıyordu? Günümüzde sentetik iplerden yapılıyor ama geçmişte ipek, bağırsak gibi, evet, bağırsak ve ipekten var. Yapılıyor. Ve bir dönemde cellatların boğmak için kullandığı, evet, malzeme değil mi? Sultanların ya da hanedanın kanı yere akmasın diye boğma yapıyorlarmış o, evet, dönemler. Maalesef. Şimdi bu kiriş bu. Kinişle yayın buluşması da, biz onu tabii değil mi bir taraftan vereceğiz. Evet. O da çok önemli. Ya bunun yayın kurulması evet. Evet, kasmak, yasmak, bunlar özel bir sistemle yapılıyor. Çünkü refleks sağlayıp oku buradan süratli bir şekilde çıkması için ters refleksin oluşması gerekiyor. Onun için de yaylar özel olarak yapılıyor ve özel olarak kuruluyor. Evet. Onu da ben bilahare size gösteririm. Bir de şu oktan bahsedeyim size. Evet. Şu tüylü, flu flu diyor yabancılar. Biz buna kabak oku diyoruz. Böyle çok tüyün olmasının tek sebebi süratli okun gitmemesi için. Fazla uzağa gitmeden geri dönsün diye. Çünkü 8 metre yükseklikte mesafeye ok atıyoruz. 8 metre. Kabak atışı. 90 derece dönerek ok attığımız için ok çok uzağa gitmesin. Yoksa normal şu oku atsak biz bulamayız. Evet. 200-300 metre gider ve kaybolur. Artı ucunda demir var, birine gelir, insanı yaralar. Evet. Ama bu tamamen plastik olan, işte 60 santimlik tepsiye atılan bir ok. Hızı kesiyor yani. Hızı kesmesi için şu tüyler. Evet, evet. Ve kabak oku diye tabir ettiğimiz ok bu ok.
kısa bir sürede önemli başarılara imza attınız bu spor dalında. Evet. Balıkesir'deki bu sporla ilgili amacınız nedir gelecekte? Amacım Türk atlı okçuluğunu dünyaya yaymak. Türk atlı okçuluk sporunu dünyaya yaymak. Biz bunu aslında spor olarak görmüyoruz. Bir savaş oyunu bu. Savaş tekrarı. Fakat günümüzde bir spor olarak yerleşmeye başladı. Ve biz de istiyoruz ki dünya Türk atlı okçuluğunu öğrensin. Ben duyuyorum işte Kanada'da 36.sı yapılıyor atlı okçuluk yarışmalarının. 36 yıl önce Kanada'da yarışmalar yapıyor. Biz diyorum Türk tipi yay kullanıyorlar. Bakıyorum birçoğu tek parmak ok atıyor. Bakıyorum Türk tipi biniyor. Üzengiye basıyor. Türk gibi atış yapıyor. Ama 36 yıldır yapıyor. Türkiye bunu daha önce de bahsettiğim gibi 2008-2009'da işte 2010'da ilk Havran'da yapılan yarışmalarla başlanılıyor. 2014'te Türkiye'de ilk defa Türkiye şampiyonluğu yapılıyor. Ve 24 kişi o dönemlerde. Allah şükür şimdi 400-500 civarında bir yarışmacı arkadaşımız var. Havran deyince bir araya girmek istedim. Çünkü evet. Yıllar önce Havran Kaymakamı olarak görev Fatih yapan Bey. Fatih Genel. Tabi ona da at binicilik olayı abisi Sami Genel'den Sami geliyor. Abimiz. Hem Havran'da yaptı hem sonra Biga Kaymakamı oldu biliyorsun. Evet, Biga'da da oldu. Yaptı. Sonra Yüreğir'e gitti, Adana Yüreğir kasabasına. Şimdi Bornova Kaymakamı. Adana'da da bir yıl yarışma düzenledi. Bornova'da yaptı değil mi? Yaptı. Bir dönem yapıldı ama Bornova'ya tayin olduktan sonra orada pek sevilmiyor büyük bir ihtimalle atlı sporlar. Maalesef bugüne kadar son 3 senedir orada, 4 senedir. Evet ama orada da kendine bir takım şeyler mesela... Zihkir üretiyor kendisi. Evet zihkir üretiyor. Sonra bıçak galiba. Evet bıçak üretiyor. Bıçak evet, üretimine girdi. İzliyorum onu. Çok ilginç buradan selamlarımızı iletelim. Göndeririz bu haber veririz bu görüntüleri evet. De izler. Çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda kendilerine. Fatih Bey'i ziyarete gidelim. Evet onu beraber gidelim. Onu çiftliğimize Balıkesir'imize davet edelim. Evet. Çok sevdiğimiz kupalar, bir kişimiz. Biz bir taraftan anlatırken görüntüye de alırız tabii ki. Değil mi? Kupalar var orada. Evet. Nedir onlar? Bayağı kupa var orada. Evet orada atlı okçuluk sporuna gönül verdim bugüne kadar aldım ödüllerim. İşte Amerika'da geçen yıl aldığım ödüller. Altın Ok yarışmasında aldığım ödüller. Endonezya'da overall şampiyon, genel klasman şampiyon olduğumda aldığım ödüller. Türkiye'de Türkiye şampiyonluğu müsabakalarında aldım ödüller. Allah şükür. Ödüller çok yani. Bu yaşta bir bölüm bazı ödüllerim var. Şükürler olsun Yaradanıma, torunlarıma bırakabileceğim bir hatıralarım, bir anılarım var. Peki Türk tarihini anlatan diziler günümüzde revaçta. Bu dizilerden size bir teklif geldi mi ya da gelirse oynar mısınız? Teklif bugüne kadar gelmedi. Gelirse oynar mıyım? Bilemiyorum ama oynarım. Seviyorum herhalde oynarım. Gelirse oynar evet. Oynaması lazım. O öyle evet. Bir literatüre de girmesi lazım yani. Yani biz yaptığımız işi güzel yapıyoruz. Siz de izlediniz bugün de. Daha önceki 8 yıldır ben bu sporu yapıyorum. Zaman zaman izlemiş olduğunuzu düşünüyorum. Allah'a şükür güzel yapıyorum. Yani bu yaşta bile güzel yaptığıma inanıyorum. At binişim olsun işte ok yay ve kılıç kullanmam gayet başarılı görüyorum kendimi. Ama dizilerde oynar mıyım bilmiyorum. Davet gelirse düşünürüm. Tabii. Teklifleri açıyorum. Niye olmasın? Niye tabii olmasın? Orada bir foter şey var. Amerikan foteri değil mi? O cowboy foteri. Amerika seyahatlerimde aldığım şapkalar. Ama onları Balıkesir'de de zaman zaman gittiğin yerlerde takıyorsun. Evet yani. Zaman zaman kullanıyorum. Hoşuma da gidiyor. Evet. İyi mi oluyor yoksa evet, şey mi? Yazın bunu kullanıyorum, kışın bunu. Yani yazdı, kıştık. Ya boyumuzun da uzun olması pek abes durmuyor. Durmuyor değil mi? Bu yani. Tam CR şeyi değil mi? Gürol fıçı. Yani bu pot şeyi, evet. Şapka. Dallas. Dallas. Tam Dallas var. O Amerika seyahatlerinde... Evet. Şimdi o işi yaptığınız hani okçuluk, atlı binicilik, evet. Atlı okçuluk yaptığınız yerlerde biliniyordur ama
dışarıdan böyle ilk defa görenler falan oluyor mu? Özellikle kıyafet dikkat çekiyor mu mesela? Evet, bu üzerindeki kıyafet Osmanlı kıyafeti. Tarzı bir kıyafet. Evet, o zamanın modelini ben yaptırdım bir arkadaşıma. Şalvar da ona keza aynısı. Osmanlı nasıl giyiyorsa, çizmem ona keza. Evet. Eski Türkler nasıl giyiyorsa şu ona yaptırdım. Üzerindeki mesela ne deniyor buna? Bu mintan mı? Vallahi kaftan bir ismini, kaftan, ismini kaftan daha başka. Ama şey ismini bir de hatırlayamadım şimdi bunu. Şehzadelerin giydiği kaftan diyor. Şehzadeler i̇şte mi dolama giyiyor? Diyorlar, bazı 3-4 çeşidi var bunun ama ben şu anda ismini hatırlayamadım. Osmanlı, o yüzden söyleyemeyeceğim. Kuşak da evet, kuşak işte Osmanlı tarzı bu. Tam Osmanlı, Osmanlı tarzı evet. Bu, kafamdaki bu Kırgızistan'dan aldığım bir takke. Evet. Orada kullanıyorlar. Ama öbürü daha enteresan. Onu alabilir miyiz Gürol Bey? O daha ilginç. Evet, bu değil da mi? Bu da Kırgızistan'dan aldım bunu evet. Da. Evet. Hatta geçen Tayvan'daki bir etkinlikte orada biz özel davetli olarak Tayvan'a gittik. 18 gün kaldık orada. Oradaki tüm etkinliklerde ben bunu kullandım. Dikkat çekiyor değil mi? Dikkat çekiyor. Boyumun uzun olması, vücudumun geniş olması yakıştığını düşünüyorum. İnsanlar ama emin olun orada büyük bir festival vardı. Festivalde biz akşama kadar fotoğraf çektirmekten bıktık. Emin olun yani yüzlerce demeyeyim ama birkaç bin kişi belki bizle fotoğraf çektirmiştir. Evet. Yani sabah 9.30-10 gibi oradaydık. Akşam 6'ya kadar yüzlerce, binlerce insan İlginç bizimle insanlar. Fotoğraf çektirdiler. Evet. Onları da ben zaman zaman Facebook'ta işte sosyal medyada paylaştım. İşte çocuklar, büyükler, gençler, değişik elbiseli Çinliler, Japonlar. Ya o kadar güzel bir festival vardı ki biz de tesadüfen oradaydık. Biz oraya çok özel bir gösteri yapmak için çağrıldık. Oranın binicilik federasyonu bizi çağırdı, davet etti. Bütün masraflarımızı karşıladılar ve 18 gün kaldık. 2 gün boyunca orada tayfun, muazzam bir yağmur ve fırtınanın içinde biz atlı okçuluk savaş sanatları gösterisi yaptık. Japon, Amerikalı, Tayvanlı, Moğolistanlı dostlarımla, arkadaşlarımla beraber bu gösteriyi yaptık. Mükemmel bir ortamda, mükemmel bir yağmur altında, havada sıcak yani yağmur bizi üşütmedi ama yani emin olun yağmur da artık vücudumuzun dışından akıyordu. O kadar ıslanmıştık. At çamurların içinde koştuk. Kazas belasız bir gösteriler yaptık. Canlı yayın vardı. Ulusal televizyonları canlı yayın yaptı. Biz o canlı yayında muazzam kılıç salladık, ok attık. En keyif aldığım atlı okçuluk çalışmalarıdır. Şimdi tabii bu gençken bu işler olmuş olsaydı biraz daha böyle daha aktivitasyon olurdu. Mesela 12 kırık mı dedin? 12 kırık, 12, 5 ameliyat. 12 kırık olmazdı bir kere. 25-30 yaşlarında olsaydı evet. Bunlar olmazdı. Evet. Çünkü adele olacak. Vücutta bir çeviklik olacak. Evet. Bir elastikiyet var. Şimdi i̇şte, ağırlığımız tabii, var. Ağırlık yaş var. Kollar vücudu çekmiyor mesela evet. Artık. Tutunamıyorsun hata düşerken evet. Falan. Vücut evet, ağırlığı endeksim yüksek. Tabii. Mesela tam yani onun atın üstünde olmadık hareketler. Yani her evet. Türlü hareketler bile yapılabilirdi. Ama şimdi sadece kesinlikle ben birkaç sene önce deneyeyim dedim. Atın evet. Üzerine çıktım. Orada bir özel bir gösteri için. Devlet Erkan'la hazırlayacağım bir gösteri vardı. Söğüt'teki bir etkinlikte. Atın üzerine çıktım. Oradan ok atarken bana at yürüdü. Ben düştüm. Bileğimi kırdım. Bize göre değil. Bizim evet. Yaştaki ve bizim kilodaki insanlara göre atraksiyonu biraz azaltmamız gerekiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Küçükken biz tabii hem annemin hem babamın ayrı ayrı köyleri. Onlara çok gittiğimizde ata da eşeğe de binerdik. Ben attan hiç düşmedim de eşekten düştüm. Eşekten düşersen kazma kürek, ama attan düşersen ya, yatak döşek derler. Bir şey olmadı ama eşekten yani eşek daha alçak semersiz olmasına rağmen. Semersiz tabii. Evet, biz semer yok. Eşekte zaten hemen semer. 7 ülke oluyor. Evet. Afrika'yla dedin. Güney Afrika'da 7 ülke. Git gel. Bu arada bu gidiş gelişlerde falan tabii eşiniz de hep sürekli birçok anlamda katkıda bulunuyor değil mi? Kesinlikle. Kolay değil yani. Bırakıp gidiyorsun. Burada atlar var. Atların bakımı. Ona evet. Da evet çok katkısı şimdi, var. Şimdi her zaman söylenir. Siz de bilirsiniz. Her başarılı erkeğin arkasında, bir yanında, kıyısında bir bayan vardır, bir kadın vardır derler.
Emin olun benim eşim Çiğdem Yurdakök, Allah bin kere razı olsun, bu sevdiğim sporu onun sayesinde ben yapabiliyorum. Şunu biliyor musunuz? 6 tane at var, 3 tane köpeğim, 2 kedim ve 15 tane tavuğum var. Evet. Ben onları bırakıyorum ve gidiyorum. Eşim sabah akşam buraya gelerek hayvanlara bakıyor. Onları aç bitap bırakmıyor. Seni yalnız bırakmıyor. Yani emin ol, o yapmamış olsa ben bırakıp rahat rahat gidemem. Evet. İşte yarın sabaha karşı yola çıkacağım. Güney Afrika'ya gideceğim bir haftalığına. Yine eşim buraya gelecek, atlara bakacak, hayvanların, köpeklerin, kedilerin karınlarını doyuracak ve gidecek. Akşam tekrar gelecek. Bu Güney Afrika nereden çıktı? Nedir bu Güney Afrika? Nasıl bir şey? Güney Afrika'da Johan, bir arkadaşım var Johan isminde. O Sındırgı'daki yarışmada yarışmacıydı. Benim arkadaşım davet etmiştim, geldi. O da şu anda Güney Afrika'da, Johannesburg'da dünya şampiyonluğu eleme müsabakaları yapıyor. Sanırım 20-21 ülke yarışacak. O da beni davet etti. Şimdi orada dostlarımızla birlikte. Türkiye'den bir tek sen mi gidiyorsun? Sanırım ben varım. Alperen Alkan var bizim Bandırma'dan bir arkadaşımız. Onun da ismini gördüm grupta ama onun 21 Ocak'ta Endonezya'ya gideceğini biliyorum. İnşallah gelir. Beni yalnız bırakmaz. Oradaki turnuvada sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Güney Afrika ilginç bir yer. Hep gitmek istediğim yerdi. Ama nasip olmadı. Bu spor bahane ederek Güney Afrika'yı, Johannesburg'u da görmek bana nasip olacak. İnşallah kazasız belasız bir yarışma. Ülkeler hangileriydi? Şimdi Amerika'yı, Tayvan'ı, Güney Afrika'yı biliyoruz. Onun dışında Avrupa Kırgızistan var. Kırgızistan'da yarıştım. Orta Asya'da. Evet, orada evet. Çok ilginç bir yarışmaydı. Endonezya var. Endonezya'da var. Yarıştım. Malezya'da dostlarımızla birlikte antrenmanlar yaptık. Tayvan. Şimdi de Güney Afrika. Polonya mı var bir de? Avrupa'da Polonya. Onu daha önce gittim. Polonya'ya iki yarışmam oldu. Var. Polonya'da, Macaristan'da yarıştım. Evet. Macaristan'da her yıl oluyor değil mi? Macaristan'da ve Polonya'da her yıl oluyor. Macaristan'daki de Türkler ağırlıklı mı oluyor? Nasıl oluyor orada? Macarlar da kendileri de. Turan Kurultayı ayrı bir konu. Ha, Turan Kurultayı'nı aklıma geldi benim. Turan Kurultayı, onun dışında Macarların yaptığı tabii mı? Tabii Macarların, Christopher Nobetti diye bir arkadaşım var. Hı. Onun düzenlediği bir yarışma var. Ben oraya birkaç yıl önce katıldım oradaki yarışmaya. Ama Turan Kurultayı farklı. Dünyadaki tüm Türklerin geldiği bir kurultay. Ona da katıldın mı? Ben hayır, ona katılmadım. Ama bu oklarla, yaylarla, şeyi de böyle bu kıyafetle falan aslında bir katılmakta da faydalı. Yani bir olabilir, seneye düşünebiliyorum. Düşünmek istiyorum, gitmek istiyorum oraya. Evet. Yarışma, geçen sene küçük bir yarışma yapmışlardı oraya. İnşallah önümüzdeki seneyi de yaparlarsa, davet gelirse oraya da gitmek isterim. Vallahi şimdi iki arkadaşın arasındayım ben, çok eski arkadaşlardan. Ben de işte aynı jenerasyonda olduğum için çok ikinizi de biliyorum. Yani o dostluk, bak yıllar sonra da bir aradasınız. Yine bugün kesinlikle hep birlikteydik. Ata da bindin. Zaten jokey. Bu arada ben de binmiş oldum yıllar sonra. Evet. İnşallah daha sonralarda tekrar geliriz. Evet. Ben ok atmıyorum ama ata binmeyi seviyorum. Zaten evet. Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da atları terapi için kullanıyorlar. Allah Allah. Çok çiftlik var. Kesinlikle. Terapi. Binerken mi terapi oluyor yoksa o atla özürlülerini getiriyorlar. Öyle mi? Evet. Oo. Otistik. Ben de burada geçen birkaç ay önce otistik bir okul var, ismini unuttum. Şunu, Gülen Yüzler galiba. Hmm. O okuldaki bir 15-20 öğrenci buraya geldi. O talebeleri, otistik kardeşlerimizi burada biz ata bindirip çok keyif aldılar. Muazzam derecede eğlendiler. Çok mutlu oldular. Birlikte bir de kahvaltı yaptık burada. Harika oldu inşallah. Aslında şehirde yetişen çocukların şu attır, işte ne bileyim, işte o köpeklerle, kedilerle, onlarla tanışması lazım aslında. Kesinlikle ama biraz doğaya dönmek gerekiyor. Çünkü korkuyorlar, yaklaşamıyorlar. Evet, evet. At ısırır, şey yapar falan filan gibi. Isıran at vardır ama her at ısırmaz ki canım. Kesinlikle. Bu yıl 7 ülkeye gittiniz çeşitli müsabakalara katılmak için. Peki bu masraflı olmuyor mu? Nasıl karşılıyorsunuz bunu? Evet. Kanayan yarama parmak bastınız. Kolay bir spor değil bu, dediğim gibi daha önce de bahsettim. Masraflı bir spor. Benim yurt dışına seyahatleri bir aylık masraflı. Bana sponsor, bizim gibi sporculara sponsor gerekli. Zaman zaman
devlet desteği olacak diye düşünüyoruz. Öyle bir gündeme geliyor ama birkaç kere gidildi, onu duyuyorum. Ben nasip olmadı, işte devlet desteği bugüne kadar hiç almadım. Sadece Bilal Başkanımız, Bilal Erdoğan beni Azerbaycan'a götürdü. 2 günlük Etne Spor formu vardı. Ona gittim. Masraflarımı Etne Spor karşılamıştı. Ama diğer Amerika seyahatlerim, Malezya, Endonezya, Tayvan hariç, Tayvan tüm masraflarımızı oranın hükümeti karşıladı. Ben şahsen kendim karşılıyorum. Ben emekliyim, emekli maaşıyla geçinen bir vatandaşım. Benim için çok zor oluyor. Çünkü 25 bin lira civarında bir masrafım oluyor benim her seyahatte. Bunu ben nasıl sağlıyorum? Ayda 5 bin lira emekli maaşı alan bir vatandaş bunu yapamaz. Ben bunu işte karşıda gördüğünüz gibi eğerler götürüyorum. Balıkesir'de bir arkadaşımız çok güzel eğerler yapıyor. Onları götürüyorum. Bursa'da biraz önce gösterdiğim yay, onlardan götürüyorum. İşte Kahramanmaraş'ta dostlarımız, Gaziantep'teki dostlarımız çok güzel çizmeler yapıyor. Onları alıyorum yanıma. Uzak ülkelere çift valiz hakkım var. Yani 50-60 kiloya kadar götürebiliyorum. Bunları götürerek oradaki dostlarımıza, ihtiyacı olanlara ben bunları satıyorum. Masraflarımı böyle çıkarmaya çalışıyorum. Zaman zaman çıkarıyorum, zaman zaman çıkaramıyorum. Zor. Sponsor aranıyor. Sponsor yani. Aranıyor. Buradan işte, bildirilir. Evet, kesinlikle. Şimdi bu son Güney Afrika'ya gideceğim yarın nasip olursa. Romanya'da bir Balıkesirli bir arkadaşımız var, Ramazan Şen. Orada et ticareti yapıyor, hayvan besliyor, kasaplık yapıyor. Onun bana küçük bir desteği oldu, sağ olsun. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum Ramazan kardeşim. Beni ihya etti, habersiz bana biraz para yolladı. O bana biraz katkı sağladı. Onun dışında işte gördüğünüz gibi yerler, yaylar götüreceğim. Sındırgı Belediye Başkanım Ekrem Yavaş bana çok güzel bir hediye paketi hazırladı. Oradaki dostlarımıza ikram edebilmek için. Veli Büyük Güldalı Vefa Çikolatacı kardeşimiz çok güzel bir çikolata paketi, Türk lokumu paketi hazırladı. Onu oraya götürüp arkadaşlarıma dağıtacağım. Sizler geldiniz, güzel muhabbet ettik. Bunu siz bana yolladığınızda ben orada bunu lanse edeceğim. Sağ olsun Gürol kardeşim geldi bugün. Bana çok yardımlarda bulundu. Ota hazırladık beraber. İşte okları, yayları hazırladık. İşte hedefleri yerlerine koyduk. Ayrıca ona da çok teşekkür ediyorum. Ramazan kardeşim ayağına sağlık. Sen de geldin. Çok sağ ol. Bizi ihya ettin. Ben özellikle sohbete de katılmak istedim. Çünkü hem bir tanışıklığımız, dostluğumuz var. Hem de bu konular benim de çok eskiden beri programlar da yaptım Fatih Genel'le. Biraz o konulara da vakıfım. Onun için bu sohbete katılmak ben istedim. Eyvallah. Fatih'e dedim ben de katılabilir miyim dedim. İyi yaptın. Bir şeyi de unutmadan geçmek istemiyorum. Havran Belediye Başkanımız Emin Bey. Güzel bir çerçeve içerisinde Koca Seyit'in posterini yapmışlar. Onlardan bana verdiler. Ben onları götürüp orada dostlarıma, güzel. Daha önce de Endonezya ve Malezya'daki dostlarıma bunlardan hediye etmiştim. Çok güzel Türk bayrağı ve Koca Seyit olan bir güzel kabartma. İlgi çekiyor değil mi? Çok ilgi çekti. Onları dağıttım. Şimdi Güney Afrika'da onu dağıtacağım. Artı atlarıma destek sağladı Emin Başkanım. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Birol Fıçı da size çok selam gönderdi. Aleykümselam. Annem rahatsız olduğu için gelemedi. Evet, boks şampiyonasında bize yorumculuk yapmıştı Balıkesir Haber TV'ye. Evet, kendisine çok teşekkür biz ediyoruz. Biz Fıçı kardeşler. Fıçı kardeşler. Destekleri var. Evet, Allah razı olsun. Sağ olsun. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Değerli Balıkesir Haber TV takipçileri, bugün Balıkesir'de atlı okçuluğun üstadı Enis Yurdakök'ün otağına konuk olduk. Kendisiyle özel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarız sizler de keyif almışsınızdır bu sohbetimizden. Bir dahaki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.